Yayınlar efendim, buyurun, sizi dinliyoruz. Şimdi ben şöyle söyleyeyim hocama. Buyurun. 2 yıl önce ben beyin ameliyatı oldum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ardından da 34 gün radyoterapi aldım. Radyoterapi aldığım zaman vermeleri gereken bir ilaç vardı. Evet. Ödem yapmasın diye, değil mi? Evet, aynen öyle hocam. Adı D ile mi başlıyor? Yok, D değil, K ile başlıyor. Ha, o da olur. Evet. 21. gününde aldım o ilacı. Şu an bazı şeyler olmasına rağmen MR çekildiğim zaman o sıkıntılar ortaya çıkmıyor. Evet. Şimdi ben sorum şu. Bu işte hani dediğiniz gibi ödemi nasıl yok edebilirim? Birincisi bu. Evet. İkincisi işte o mesela terlemem falan var. İşte ellerim yani 500 metre yürüsem yoruluyorum. Onu söylüyorum. Hı hı. Bu şeyleri nasıl yok edebilirim? Yani evvela ödemi nasıl yok edebilirim? Sonra işte bu hastalığın şeyini. Peki. Öncelikle geçmiş olsun Muhammed Bey. İlk teşhis size ne zaman konuldu? İlk teşhis işte 2013 Mayıs ayında. Ameliyat olmuş muydu? Yok. Evet, o zaman şöyle MR çekildim önce. Evet. İşte MR çekildim işte. MR'dan sonra işte bunu ameliyat edilmesi lazım dediler bana. Hı. İşte Ankara'ya gittim o zaman. İşte Ankara'da ameliyat oldum. Anaplastik oligodendrom. Hı hı. Sonra işte Samsun'da 34 gün radyoterapi aldım. Fakat dediğim gibi problemler var. Tamam. Düşük dozda verirler zaten beyine ışını. Şimdi 60 gray aldım ama düşük doz mu oluyor bilmiyorum. Tabii ki. Tamam. Tabii ki düşük. Tamam. Yani 60'ı 34'e bölerseniz yani yani oldukça düşük. Düşük de verilmesi lazım çünkü beyin hassas ve ışını fazla absorbe eder. Ödem yapmaması için de işte bir takım ilaçlar verilmiş. Şimdi bakın, söyleyeceğimi de mutlaka doktorunuza bilgi verin bu konuda. Deyin ki mısır püskülü, mısır püskülünü biliyorsunuz değil mi? Kurutulmuş mısır püskülü Muhammed Bey. Tamam. Ha, böyle bir tutam. Yaklaşık 5-6 gram mısır püskülünü alacaksınız. Bir bardak suda 5 dakika kaynatacaksınız mısırın püskülünü. Ilıdıktan sonra bunun suyunu içeceksiniz. Akşam da karabaş çayı içeceksiniz. Beyin lezyonlarında, beyin tümörlerinde kitabıma da yazdığım en önemli bitkilerden bir tanesidir. Karabaş. Bu arada öğlenleri kırmızı turp diyoruz ya, turp, iri turplar, o küçüklerden değil ha, damak tadığı için, nefsiniz için sabahleyin küçük küçük fındık kadar mı, biraz daha büyüğü herhalde olan turptan bahsetmiyorum. Bildiğimiz iri, yetişkin, yumruk büyüklüğünde veya biraz daha küçüğü, kırmızı turpu da salatanızda rendelenmiş olarak tüketin. Hocam kabuğu günde kırmızı bir olup, defa. Kabuğu kırmızı olup içi beyaz olanları evet, söylüyorsunuz değil mi? Evet. Tamam. İçi de dışı kırmızı, içi beyaz olan. Evet, bunu da güzelce yıkayın. İşte ne bileyim 2 yemek kaşığı tepeleme miktarda salatanızın üzerine rendeleyin. Günde bir defa da salatanın içinde kırmızı turpu tüketin. Çok ama çok evelallah faydasını görürsünüz. Muhammed Bey, şifa diliyoruz en kısa zamanda.